Merhabalar, bu videoda Matrix IQ ile kendimize strateji oluşturacağız. İlk önce Matrix IQ'yu açıyorum ve yukarıdaki menülerden IQ Algo'ya tıklıyorum. Yeni strateji oluştur dediğimde ben buradan herhangi bir şablonu seçip o şablondaki standart stratejileri kendime alabilirim. Örnek veriyorum, MACD stratejisini seçtim ve bunun açıklamasını okuduğumda MACD trigger yukarı kestiğinde al, aşağı kesinde sat emri gönderilir. Standart bir MACD stratejisi. Bunun ismini rastgele kaydettiğimde, tamam dediğimde benim karşıma bir kod ekranı çıkıyor. Ama ben kodlama bilmediğimden dolayı buradaki düzenlemeleri kendime göre özelleştiremiyorum. O yüzden bu ekranı kapatıyorum. Kendi kafama göre bir strateji oluşturmak istiyorum ben. O yüzden IQ Algo'ya tekrar tıkladım ve algoritma sihirbazına tıkladım. Algoritma sihirbazında ben şu an bir strateji oluşturacağım. Benim yapmak istediğim yöntem şu. Bitcoin 4 saatlik grafikte RSI 70'i yukarı kestiğinde alsın, 30'u aşağı kestiğinde satsın. Ben bunu istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? İlk önce sembol kısmından BTC alt lira USDT alt lira 1000 Bin dememin sebebi Binance entegresi geldi ve Binance'ı kullandığım için. Daha sonra 4 saatlik periyot demiştik. 4 saatlik periyodu seçtim. Girdi tipinden de buradan indikatörümü seçiyorum. İndikatörüm nedir? RSI. Buradan RSI'yi buluyorum. Kapanışa göre ölçsün ve 14'lük periyoda göre ölçümünü yapsın. Tamam mı? Seçtiğiniz parametreleri ekleyiniz. Ekledim. Şu an benim yöntemimde Bitcoin grafiğinde, 4 saatlik grafiğinde 14 periyotluk bir RSI var. Al ve satımı buna göre yapacağım. Bunu ekledim. Daha sonra aşağı iniyorum. Benim burada yapmam gereken çok önemli bir bölge var. Burası çok önemli. Kalıcı sinyalle çalış kısmını ben işaretliyorum. Kalıcı sinyalle çalış demek şu demek. Mum kapanışlarındayken eğer senin emirlerin tetiklenecek. Yani örnek veriyorum, RSI 4 saat grafikte 3 saatini doldurduğu anda kafasını 70'in yukarısına çıkartabilir. Ama mumu kapattığında 70'in aşağısında olabilir. Bu yüzden mum kapanışı daha garantici sonuçlar verdiği için kalıcı sinyal ile çalışıyorum. Emirleri sıralı gönder de seçili benim yöntemimde. Neden? RSI 30'u aşağı hiç kesmeden 4 kere 5 kere 70'i yukarı kesebilir. Yani RSI 70'i yukarı kesti, 75'e 76'ya çıktı, sonra 60'a düştü, sonra tekrar 30'u aşağı kesmeden 70'i 75'i yukarı kırabilir. O yüzden emirleri sıralı göndere basıyorum. 70'i yukarı kestiğinde alsın, daha sonra hiçbir şekilde ellenmesin, 30'u aşağı kestiğinde satsın. Bu kadar. Al ile başla diyorum, elimde hiç Bitcoin yok. Bitcoin olsaydı sat ile başla diyecektim. O yüzden şu an benim elimde Bitcoin olmadığı için, Tether olduğu için al ile başla diyorum. Daha sonra koşullara geldim. Şimdi koşulumuz neydi? RSI 70'i yukarı kesince al. Buradan indikatörüm RSI seçili. RSI'de zaten sadece bir çizgi var. RSI çizgisi koşulum nedir? Yukarı kırınca. Neyi yukarı kırınca? RSI'nin 70 seviyesini yukarı kırınca. Seviye kısmına ben 70 yazıyorum. Belirlediğiniz koşulları ekleyiniz. Ekledim. Daha sonra koşulum eklendi. Ne yapacağım? Bitcoin grafiğinde RSI 70'i yukarı kırınca bana Bitcoin al demem gerekiyor. Yani şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Sonuçta bu piyasanın babası Bitcoin. Çoğu coin Bitcoin'e göre hareket ediyor. Bitcoin aşağı düşecek diye düşündüğünüzde kendi portföyünüzü boşalt stratejisi de oluşturabilirsiniz. Yani Bitcoin RSI 70'i yukarı kestiğinde bana örnek veriyorum Ethereum al veya Ethereum sat gibi şeyler oluşturabiliyorsunuz ki bu çok muazzam bir özellik. O yüzden ben burada emirimi tekrar sembol girmek zorundayım. Geliyorum buraya, tekrar BTC USDT alt lira 1000 Binance borsasında bir adet Bitcoin alıyorum. Piyasa fiyatını alıyorum. Piyasa limit fiyatını nasıl seçebilirim ama ben emrim çabuk tetikleyelim, çabuk işleme girsin diye alış fiyatını da piyasadan seçiyorum. Miktar da buradaki almak istediğiniz Bitcoin miktarı bu arada.
emirinizi ekleyin. Şimdi ben ne yaptım? RSI 4 saatlik grafikte ve 14 periyodunda Bitcoin grafiğinde 70'i yukarı keserse bana Bitcoin al bir adet dedim. Daha sonra bir de buna sats yer oluşturmak zorundayım değil mi? O yüzden bir tane daha koşul oluşturmak lazım. Tekrardan koşul 2'ye oluşturdum. Buradan artış tuşuna basıp indikatörler kısmından RSI'yi seçiyorum. RSI çizgisi bu sefer aşağı kırınca neyi? 30 seviyesini. 30 seviyesini aşağı kırdığı zaman ben sat emri vermek istiyorum. Belirlediğiniz koşulları ekleyiniz. Ekledim. Buraya tekrar Bitcoin 30'u aşağı kırdığında ben Bitcoin'imi satmak istiyorum. Satışa bastım. Yine piyasa fiyatından az önce bir adet almıştım ya. Tekrar bir adet satıyorum. Emirlerinizi ekleyin. Bu şekilde bir adet alıp bir adet sattığınızda karınızı realize etmiş oluyorsunuz zaten. Yani bu miktarlar tamamen size kalmış, değiştirebilirsiniz ama her alış ve satışta kar edeceksiniz diye bir şey yok. Bakiyenize göre de değişir, her şeye göre değişir. Bu tamamen sizin seçiminize kalmış. Ama ben hep aynı miktar alıp hep aynı miktar sattırıyorum. Şimdi stratejimi oluşturduğum 4 saatlik Bitcoin grafiğinde 14'lük RSI periyodu 70 yukarı kesince alacağım, 30 aşağı kesince satacağım. Tıkladım. RSI 70-30 dedim ismime. Tamam dedim. Şimdi benim karşıma tekrardan bir kod ekranı geliyor. Ama artık benim kendi yaptığım stratejinin oluşturduğu kodlar. Yani kod bilgim olmadan ben aslında bir kodlama yapmış oldum. Zaten buraya düşüyor. Eğer RSI 70'i yukarı keserse markete al emri gönderiliyor. 30'u aşağı keserse markete sat emri gönderiliyor. Şimdi ben bunu çalıştıracağım. Burada backtest ve backtest optimizasyonu var. Bu backtest konusuna bir sonraki videoda değineceğim. Şu an sadece strateji oluşturduk. Bu stratejiyi çalıştırıyorum. Yine bana Bitcoin'i gösteriyor ve kaç saatlik periyotta yapmak istediğimi bana tekrar soruyor. Bunları düzenleyebiliyor muyuz? Evet, düzenleyebiliyoruz. Coin'imi de düzenleyebiliyorum. Hiç fark etmez ama Bitcoin'e göre ben ayarlamıştım. Ona sadık kalmak istiyorum. Yani biz aslında burada herhangi bir şekilde RSI 70'i 4 saatlikte 70 yukarı kesini al, 30'u aşağı kesine sat dedik. Ama yine strateji oluştururken en son bana bunu özelleştirme imkanı veriyor. O yüzden ben ama değiştirmeden buradan devam ediyorum. İleriye bastım. Arka arkaya al emirlerim olmadığı için günlük emir gönderim adedini çok sallamıyorum. 4 saatlikte günlük maksimum 5000 tane emir gönderecek hali yok. 3 dakikalık 5 dakikalık grafiklerde işlem yapıyorsanız belki bunları işaretleyebilirsiniz. Arka arka emrim olmadığı için ben bu konuyu es geçiyorum. İleri diyorum. Buradaki uyarıyı okuduktan sonra bitir diyorum. Ve benim şu an stratejim hayata geçti. Zaten benim şu an bir tane stratejim vardı. Bunun yanına bir tane daha ekledim. Şimdi buradan emirlere bakıyorum. Şu an hiçbir emir yok. Çünkü 4 saatlik grafikte 14 RSI periyodunda RSI 70'i yukarı kesmedi. Bu işlem gerçekleştiğinde benim emirim buraya düşecek ve piyasaya gönderilecek. Daha sonra buradan da emiriniz gerçekleştiğinde kaç kere emir gönderdiğiniz, gerçekleşen emirler, ne kadar komisyon verdiğiniz gibi gibi özellikler hepsi buraya yansıyacak. Buradan da karınızı görebileceksiniz. Bu video bu kadardı. Umarım kendi yönteminizi Matrix IQ ile entegre etme işlemini anlamışsınızdır. Çok güzel, çok kolay. İyi yapıldığında eğer stratejiniz iyiyse gerçekten parayı bağlayacaksın buna. Miktarı bağlayacaksın. Al emrin belli, sat emrin belli. Kafa rahat. Yani artık gün içerisinde ne yapıyorsan yap yani. Bu tamamen kendi stratejine olan güvenin kuvvetliyse yapabileceğimiz bir şey. Ancak bunu araştırarak yapabiliriz. O yüzden sürekli ve sürekli başka stratejilerin araştırılmasını ben tavsiye ediyorum.
sürekli geliştirilmesini tavsiye ediyorum. Zaten kullandığımız stratejinin de geçmişe yönelik nasıl işlem yaptığını backtestlerde bir sonraki videoda göreceğiz. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.